Efendim Dynamic Re-On kondisyon bisikleti kendi küçük ama yaptığı şeyler çok büyük değil mi hocam? Evet haklısınız. Neler yapıyor? Kilo vermemize yardımcı oluyor. Bir, kilo vermemize yardımcı oluyor. Metabolizmamız ne oldu? Tabii haklı olarak biraz şaşırdı. Ramazan'ı geride bıraktık. İster istemez de metabolizma şaşırınca kilo alıyoruz. Artık kilo verme zamanı diyoruz. Evet. Bir. Yağlardan kurtulma zamanı. Yağlardan kurtulmamız lazım. Yağ yakıyor. Yağ yakıyor. Kondisyon yapıyor. Kondisyon yapıyor. İnsan gücüyle çalışıyor. Evet, doğru kayış mu? Kayış sistemiyle. Kayış sistemiyle çalışıyor efendim. Kayışlı çalışma sistemine sahip. Profesyonel bir araç aynı zamanda değil mi? Evet doğrudur. Ayarlanabilir direnç sistemiyle burada efendim kişinin bakarız. İsteğine evet. Göre spor zorluğunu ayarlayabilirsiniz. Sağ tarafa çevirdiğinizde zorlanıyor. Sol tarafa çevirdiğinizde kolaylıyor. Direnç sistemini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Peki nasıl çalışıyoruz hocam? Evet yine ayarlanabilir kayış sayesinde ayaklarımızın kaymasını önleyecek. Oturduğumuz yerden mi yapıyoruz? Evet. Oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Buyurun işte. Oturduğun yerden spor yapılır mı diyenlere oturduğun yerden spor yapılır. Buyurun işte. Televizyon karşısında bile yapabilirsiniz. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Evet ben de faydalarından bahsedeyim. Lütfen bizim efendim. İçin. Biz hani bir taraftan da şunu da söylemek istiyoruz. Siz derken siz kimsiniz? Yani day shopping olarak. Ha day shopping olarak. Evet. Hani şunu da izleyicilerimize belirtmek istiyoruz. Oturduğunuz yerden mesela bir rahatsızlığımız olabilir. Belimizle ilgili bir sorunumuz vardır ve çok hareket etmememiz, ayağa kalkmamamız gerekir. Oturduğumuz yerden bir zaman bazı ihtiyaçlarımızı karşılayacağız ama işte bacak kaslarımızın gücü azalmasın diye ya da incelme olmasın diye onları güçlendirmek için böyle bir ürüne ihtiyacımız var aslında. Hem spor yapmaya devam ediyoruz hem de bu tür yatan vaziyetteki rahatsızlıklarda Ziya Bey kaslar kendini bırakıyorlar. Onları kas biraz hafızası güçlendirmek var. Kas hafızası dediği şey evet, çalışmayan doğru. Kaslar unutuyor değil mi hocam? Evet. Daha önceden çalışmış kaslar. Tekrar evet. Çalışında tekrar kas hafızası devreye giriyor. O yüzden egzersiz yapılır. Fizik tedavi edilir evet. Değil mi? Tabii ki tabii. Kasların hafızası tekrardan yerine gelsin. Örneğin diye. Benim de bel sorununda bel sorunu olan insanlarda mesela yaslayarak da rahat rahat yapabilir. Yani çok dik durmak omuriliğe baskı yapar ama yaslanarak da yapabilirsiniz bu şekilde. Peki aldık ürünümüz geldi kutudan çıkarttık. Ne kadar kullanacağız? Kaç günde bir kullanacağız? Kaç saat kullanacağız? Kaç dakika nedir? Yine bu kişiye göre değişir. Yeni başlayanlar hafta 3 gün yapabilir, 4 gün yapabilir. Süresi İlk başlayanlar 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika. Sadece böyle tabii çeviriyor normalde, muyuz? Normalde ilk 20 dakika dediğimiz gibi karbonhidrat yakıyor vücudumuz. İkinci 20 dakika yağ yakıyor. Çok fazla üstüne çıktıktan sonra 40 dakika geçince de bu sefer vücut kas kullanmaya başlıyor. Şu an hangi bölge çalışıyor mesela? Şu an bacak. Bacak bölgesi evet. Çalışıyor. Bacağımızı güçlendiriyoruz. Evet. Basenlerle ilgili bir şey var mı? Devre ister istemez giriyor. Giriyor. Ama tabii ayakta yapılmasında daha fazla fayda vardır. Daha yüksek bir alan, yani yerdeyken de yapabiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki bacaklarımızın dinlenmeye ihtiyacı var ve bir sürü hareket etmememiz gerekiyor. Doğru. Ama bu sefer de kol kaslarımızı güçlendirmek istiyoruz. Çünkü hareketimiz yine kısıtlanmış oluyor. Eğer yatarak biraz geçiriyorsak geçici olarak o zaman kol kaslarımızı güçlendirebiliyoruz. Elimizle Ziya de yapabiliyoruz. Evet yani. Elimizle çevirerek çevirme pozisyonunda. Evet kol kaslarınızı, göğsünüzü, göğüs kaslarınızı da güçlendirebilir. Hani spor yapmadığınız zamanları böyle bir ürün de dengeleyebilir. Çok spor yapıyorsanız da yorgunsanız oturduğunuz yerden artık spor yapabilirsiniz. Hem de bu arada Ziya Bey'in dediği gibi Fırat Hoca'nın dediği gibi kondisyon tutarsınız, zayıflarsınız, kalori yakarsınız. Ondan sonra forma girersiniz. Bir spor aletinin yapabileceği evet. Bir burada da bir LCD yapacağız. Ekranımız var efendim. Buradan zaten menüyü görebiliyorsunuz. Kalori yakımını, zamanlamasını değil mi hocam? Neler evet. Var? Hız, zaman, hız, kalori zaman, yakımı. Hepsini buradan görebilirsiniz. Gayet şık. Bir kere hafif efendim bakınız. Evet. Çok rahat bir şekilde kalkıyor. Fazla yer kaplamıyor. Sehpanın üstünde bile durabilir. Heykel gibi duruyor gördüğünüz gibi. Evet. Ama yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Spor yapmış oluyorsunuz. Dynamic Re-On kondisyon bisikletinin bize olan faydaları ne hocam? Dediğimiz gibi kondisyon yapmamızı sağlıyor. Hı hı. Yağ yakımını, metabolizmayı çalıştırıyor. Kalori yaktırıyor. Bir nevi aslında şey yapıyor bize. Sağlığımızı kazandırıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Evet. Yani vücudumuzun direncini arttırıyor. Spor yaptığınız zaman vücut ne yapıyor? Kendini zinde hissediyor. Daha bir böyle dinamik hissediyor. Daha güzel uyanıyorsunuz. Daha rahat uyuyorsunuz. Siz hani, çalıştınız mı? Denedim.
Ne hissettiniz denerken? Yani denerken ne hissettim? Şimdi bacak kaslarımı tabii ki çalıştığını kesinlikle hissediyorum ama yürüyüş performansımı etkiliyor açıkçası. Hı hı. Yani iyi bir şekilde çalıştığınızda ertesi gün gittiğiniz bir yerde yürümeniz gerekiyorsa eğer daha böyle dinamik oluyorsunuz, daha koşar vaziyette yürüyorsunuz. Bu açıdan benim için gayet iyi, hatta kullanabilirim ben de. Tabii vücut direnciniz artıyor. Kullanabilirim Fırat Hocam. Tabii, buyurun. Bir kere küçük efendim, kolay kullanımı var, kolay saklanması mümkün. Evet. Keyifle spor yapıyorsunuz. Televizyonu açın. Neydi? Baklama ayıklıyordunuz. Ne ayıklıyordunuz evet, siz? Evet, fasulye. Barbunya, fasulye ayıklayabilirsiniz. Bakma, evet. Sohbet edebilirsiniz. Evet, şu değil an mi? Olduğu gibi. Şu an olduğu gibi. Hem sohbet ediyorsunuz, hem egzersizinizi yapmış oluyorsunuz. Evet, şu anda da çok rahat siz benim ama profesyonelsiniz. Için. Biraz onu sıkıştırayım ben, dur. Tamam. Ha, en kolay da olmaz bu, ha. Doğru. Ha, doğru. Onu da yapıyorsun. Bravo. Evet, direncini ayarlayabiliyorsunuz sevgili izleyiciler ve bisiklet hareketinin vücutta en çok ter attıran bir spor programı olduğunu Fırat Hoca daha önce söylemiştim ve böyle değil mi? Bacak koşu hareketleri. Koşu bandından daha zordur aslında. Daha zor. Öyle midir? Evet. Daha kolay gözüküyor. Aa, bunu ben de yaparım. Ayrıca evet. Yapsam ne olur gibi geliyor ama değil. Ama koşu bandı zaten günlük hayatta kullandığımız, yürüyüş yaptığımızda o da alışırız. Ama bisiklet öyle alışık değiliz. Fazla bacak kaslarımızı kullanmıyoruz. Ön bacağımızı, arka bacağımızı, kalçamızı fazla kullanmıyoruz. Evet, şu an şu evet. Kısımları biraz yakıyor yaparken işte. Evet, yani evet. Yani bacakların üst evet, kaslarını. Evet, Dynamic Ray 10 kondisyon bisikleti efendim. Gördüğünüz gibi bir kere elektrikle çalışmıyor. İnsan gücüyle çalışıyor. Böylece elektrik faturalarınıza bir şey yansımıyor. Kayışlı çalışma sistemine sahip olduğu için de profesyonel bir ürün. LCD ekranda hız, zaman, kalori bilgilerini buradan tık 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 tık. Bir kez daha göstereyim size. Ne yapıyorsunuz? Görebiliyorsunuz. LCD ekranımız biraz büyüktür. Mi? Görüntüsü de şıktır. Gayet evet. Hoş. Ve kolay. Kolay. Ve kolay. Ve ter attırıyor tabii ki bu arada. Fiyatını zaten ekranda görüyorsunuz efendim. Siparişlerinizi verdiğiniz an Türkiye'nin neresinde olursanız olun hiç fark etmez. Kapınıza kadar teslim ediyoruz.